Nasılsın? Abi şu adamda bu milleti kurtarır, bu devleti kurtarır, bu nedir ya? Sıkıntı vallahi ya. Öyle. He? Onun için çalışıyorum ya. Dönemimizde ülkenin ekonomisi çok iyi. Şu anda da dünyanın en iyi ekonomisi başkanı. Gerçi Merkez Bankası'nın başına da başkanım. Başkanım şu Merkez Bankası'nın başına. Yani Şerifken'i ablukaya almış, hareket edemiyoruz diyor işte. Vallahi ne yapsın? Bilal Bey. Siz zaten korkuyoruz. Size bir şey yapmıyor iyi. İyi yani. Ben şimdi korkmuyorum, ben buradayım deyince iş değişiyor. Ben de korkuyorum. Ama ses çıkartmayınca ay, şey ben yapıyorlar. Ben sosyal biraz medyada paylaşıyorum, engelliyorlar beni. Cuma'dan çıktık. Birkaç kişi geldi. Paranın değeri çok düştü dedi. Ne olacak dedi. Hiçbir şey yapmıyor para. Yani, faiz yüksek. Şimdi dün meclis basın toplantısı yaptı. Evet. 200 lira banknot var ya 200 lira. Evet. Bu ilk tedaviye çıktığında $134 ediyordu. 200 liralık banknot $134 ediyordu. Şimdi dün hesap ettik $7 ediyor şimdi. $134'den inmiş 7 dolar. Üstelik. Ama şu arabanın fiyatı dolarla, benzinin fiyatı dolarla. Dün Cenab-ı Başkanım, Tayyip Bey cam dolarla, dün metalin fiyatı dolarla. Evet. Artık son noktaya geldi diyor, Türk parası daha değer düşmeyecek diyor. Onu evet. Derken dolar yükseliyor. Onu derken, ekrana bakıyorum, o cümleyi konuşurken dolar yükseliyor. Zaten faiz yükseldiği halde tekrar bu yükselmiş. Yani çünkü bu iş biraz hukukla ilgili, adaletle ilgili. Hukuk olmayınca, adalet olmayınca para kaçıyor. Bu çiftçinin, tarımın, hayvancılığın, bu paranın değeri ne olacak? Sizden bilgi almak istiyorum. Eski Maliye Bakanı olarak da memnun olurum. Keşke iyi olacak diyebilsek ama bizim şu andaki yönetimde fazla bir umudumuz yok. Paramız zaten bitti, çapı doldu. Öyle, öyle. Onu biliyor. Ama bu hayvancılık, çiftçilik, bu işsizlik, sizlerin yarım ekli var. Bas, çiftçi unutuldu. Bas. Boyuna ithalat, buğday ithalatı, et ithalatı. Dışarıdan hazır almak kolaylığına geliyor maalesef. Biz de üzülüyoruz.